Merhabalar. Eğitim ve Bilimsel Paylaşım Günleri online programımız kapsamında bu haftaki konuğumuz Selçuk Üniversitesi'nden doktora öğretim üyesi kıymetli hocam Özden Kuşçu olacak. Şu an onun katılımlarını bekliyoruz. Konumuz aslında hem evet bilimsel tarafı ağır basan bir konu olsa da aynı zamanda da eğlenceli olacağını düşünüyorum. Yine süreç içerisinde sizlerin de buradan geri bildirimlerini almak istiyoruz. Bugünkü temamız ise uzman gözünden gelişimsel müzik aktiviteleri. Özden hocamız katıldığı zaman oturumumuz başlayacak. Yalnız dediğim gibi aramızda hem öğrencilerimiz yoğunluklu olmakla birlikte ebeveynler de var. Şu an onların da sorularını alabiliriz. Özellikle müzik etkinlikleriyle ilgili sorusu olan öğretmenlerin ve ebeveynlerin sorularını cevaplamaktan mutlu olacağız. Özden hocam oturuma katıldığı an programımız başlayacak. Sanırım hocam gelmek üzere. Galiba oldu. Alo Ha? anne. Başladı. Şimdi başladı anne. Şimdi duydum. Merhaba. Yandı mı orada Merhaba canlı? hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Ben şu an görüntünüzü göremiyorum ama katılımcılarımızdan da yine cevap alalım. Sizi görebiliyorlar mı? Evet, bir bakalım. Ben sizi görebiliyorum şu an. Kendinizi görebiliyor musunuz hocam? Kendimi de görüyorum. O zaman bir düzenleme yapalım. Belki bizim ağımızla ilgili bir sorun olabilir. Bir bakın hocam isterseniz. Benim burada yapmam gereken bir şey varsa yapayım. Teşekkür ederiz. Şimdi hemen kontrol ediyorum hocam. Tekrar bağlanmamız gerekebilir. Tamam. Hemen kapatıp tekrar bağlıyorum sizi hocam. Tamam. Bekliyorum. Sanırım göremiyoruz diye dönütler geldi. Tamam. O yüzden tekrar sizi bağlıyorum. Tamam. Bekliyorum. Evet, hocamızın bağlantısı ile ilgili bir sorunumuz var. Bu arada sorun çözülene kadar dediğimiz gibi sorularınızı alabiliriz. Evet, katılımcılar da görüntüyle ilgili sorun olduğunu bildirdiler. Özden hocamızı tekrar bağlıyoruz yayınımıza. Evet, Şimdi merhaba oldu. hocam. Evet, Merhaba. şu an. Hoş Efendim? geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Ben iyiyim. Sizi de burada görmek çok güzel. Teşekkürler. Sağ olun. İnşallah keyifli bir sohbet olacaktır Umarım hocam. Konumuz oldukça ilginç ve bugün. keyifli gittiğini düşünüyorum. Ama İnşallah. öncelikle öğrencilerimizin sizi tanıması adına kendinizden söz edebilir misiniz? Nereden başlayayım? Çok geriden mi başlayayım? Siz bilirsiniz. İsmim Özden Kuşçu. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişim Bölümünde öğretim üyesiyim. Aslen Balıkesirliyim. Sevdiğim, keyif aldığım bir işi yaptığımı düşünüyorum. O yüzden mutluyum. İnşallah herkes de, öğrencilerimiz özellikle, okudukları alanları seviyorlardır, yaptıkları işi seviyorlardır ki inşallah onlar da nerede mutlu olurlar yaptıkları işlerde. Umarım hocam, hepimizin dileği bu yönde. Öncelikle evet siz çocuk gelişimi uzmanısınız aslında ama özel bir uzmanlık alanınız da müzik. Ve bugün de bunun üzerine konuşacağız zaten. Aslında Ama biraz yatkınlık diyebiliriz yani. evet yani eskiye dayandığını ben biliyorum ama sizin müzikle tanışma süreciniz nasıldı? Dinleyicilerimize biraz bununla bahsederek başlayalım. Şöyle her çocuk gibi ben de anne karnında başladım müzikle tanışmaya. Birazdan detaylı konuşacağız. Yani annenin kalp sesinden ayak bitmeye kadar her şeyi bahsedeceğiz ama gerçekten bahsetmek gerekirse şöyle diyebilirim. Benim babam resim öğretmeni, sanatla ilgilenen biri. Ama aynı zamanda iyi bir müzisyen. O da çocukluğundan beri enstrüman çalabiliyor. Ben evde müzikle büyüdüm aslında. Sürekli kendisi ya da arkadaşlarıyla birlikte müzik yapıyorlardı. Sürekli onları dinleyerek, onlara özenerek geçti hayatım. Sonrasında bir gün bir kulakları çınlasın, o da Konya'da öğretmen şu an. İngilizce öğretmenimin gitar çaldığını duydum. Ve bir şeyle heyecanla gitar öğrenmek için bir girişimde bulundum. Hocam dedi ki önce ne lazım gitar öğrenmek için? Bir tane gitara ihtiyacımız var tabii. Sağ olsun. Burada annemin desteğini hiç unutamam.
Orta sondaydım. Bir gitar aldım kendime. Abilerimiz oldu, tanıştık falan. Özkan abi sağ olsun. Gürkan hocam birlikte. Sonra biz kısa bir tatile gittik ailecek. Döndüm geldim İngiliz öğretmenim askere gitmiş. Ya küçük bir ilçede yaşayınca alternatifiniz de yok. Kimse yok size bunu öğretecek başka. Sonra sağ olsun Özkan abi hala da görüşürüz. O yardımcı olurum dedi. Bizim orada tarla işleri çoktur. Tütün falan yapar insanlar. Uzun bir sürede tarlada yaşarlar. Orada kalırlar. Bana orayı tarif etti. Dedi ki oraya gelirsen benim işim bittiğinde sana yardımcı olurum. İşte orta son çocuğu düşünün yani kaç yaşında olduğumu. Bisiklete bindim. Gitarı sırtıma taktım. Böyle bir Ağustos ayı sıcakta. 3-4 kilometre falan. Belki biraz daha fazla. Tabii gittiğimiz yer net bir adres olmadığı için şey. İşte Muhtar Osman'ın tarlasından sola. Özsatçı'nın oradan sağa falan diye böyle. Bizim şiirimizin orası da biraz da. Neyse gittim buldum Özkan abilerin tarlasını. O da o gün bir arkadaşının doğum günü için ilçeye gitmiş. Annesi. Ve biz benim aslında müzikle ya da enstrümanla tanışma hikayem ciddi anlamda dokunma hikayem böyle başladı. Tütün tarlasında ben gitar çalmayı öğrendim. Önce tütün dizmeyi öğrendim. Çünkü Özkan abiye yardım etmem gerekiyordu. Onun işi bitince bana birazcık bir şeyler gösteriyordu. Bu şekilde başladı. İşte bilgisayar, internet, ulaşım çok çok kısıtlıydı o yıllarda. Dolayısıyla radyoda sevdiğiniz bir şarkı çıktığında dinlerdiniz ve yazardınız onu. Ama nereye mesela? Gazetenin köşesine, işte ne bileyim o elinize geçebilecek herhangi bir şeyin üzerine böyle böyle şarkıları birleştirip dinleyip çıkarıp çalmaya çalıştırdık. Galiba işte yaparak, yaşayarak, iliklerimize kadar isteyerek öğrendiğimiz için kalıcı oldu. Ve sonra da alanımızda birleştirdik. Aslında kısaca müzikle hikayemiz bu. Başlangıç. Gerçekten sizinki bir uğraşı sonucunda olmuş hocam ama şu an günümüzün ebeveynleri de öğretmenleri de mutlaka bir müzik aleti çalan bir çocukla temas içinde olmak istiyorlar. Kesinlikle haklılar. Evet, peki bu müzik eğitiminin çocuklar için yararı ne, faydası ne? Niçin müzik öğretiyoruz, öğretmeliyiz çocuklara? Bir defa duygularını ifade edebilme, yani oradan başlayalım. Duygularını en iyi ifade edebileceğimiz şey müzik. Yani buna enstrüman diyebilirsiniz, şarkı söylemek diyebilirsiniz, dinlemek diyebilirsiniz, dans etmek diyebilirsiniz. Çok geniş, birçok alanda herkesin en azından bir ufak yerinden, bir dalından tutabileceği büyük bir kavram aslında müzik. İçi dolu bir kavram. Profesyonelce yapmak zorunda değilsiniz. Çocuklarınıza da profesyonelce yaptırmak zorunda değilsiniz. Ama dediğim gibi önce duygulardan yola çıkarsak kendini insana en iyi ifade edebildiği şey müzik. Bir araç müzik. Ama onun dışında hem psikomotor gelişimlerini desteklemek istiyorsanız özellikle ince motorlar için parmak hareketleri bedensel olarak onları kaba motor için dansa yönlendirebiliriz müzikle ilişkili olarak. İşin aynı zamanda şarkı sözlerinin, şarkıların öğreticiliğini aynı zamanda kafiyeyi kullanarak öz bakım becerilerinden tutun da beslenme alışkanlıklarına kadar birçok alanda çocukları etkileyebilecek çok geniş çapta kullanabileceğimiz bir araç müzik. Dolayısıyla sadece bunu enstrüman çalmak ya da sadece dans etmek, sadece işte duyguyu ifade etmek olarak tek bir kalıba sokmamak lazım. Birden fazla yani farklılıkları ifade etmek için bile müziği kullanmalıyız aslında. Bunun dışında birlikte bir kitap projesinde yer aldık hatırlarsanız. Yakın evet. Zamanda. İnşallah basacak. Ondan da bahsetmiş olalım. Müzik ve Beyin diye bir bölüm yazdım ben kitaba. Tabii yavaş yavaş şeyimizi, etki alanımızı genişletiyoruz. Birden çok iddialı şeyler söylemek doğru değil. Bazı deneme süreçleri ya da denenmiş araştırmaları bulup çıkarmak lazım. Orada şuna temas ettim özellikle. Şimdi aktif olarak müzik yapmak, aktif olarak dinleyici olmak gibi şeyler var. Ya da pasif olarak dinleyici olmak durumları var. Mesela aktif olarak müzik yaptığı zaman insan beyninin şeyleri çekilmiş. Yani röntgenleri, tomografileri çekilmiş. Orada tam anlamıyla ifade aynen böyle aktif olarak müzik yapıyorsa biri zihninde havai fişekler patlıyor. Yani zihnin her yeri aktif. Aynı anda. Müzik inanılmaz bir matematik aynı zamanda. Aritmatik. Yani vuruşlu biliyorsunuz ki işte bir vuruşluk nota, bir vuruşluk sus, 2, 3, 4, 8 gibi hep rakamlarla ifade ediyoruz. Dolayısıyla zihni çok hızlı ve şey çalıştırıyor, efektif olarak çalıştırıyor. Bir de şunu düşünün, yine enstrümanı atıfta bulacağım. Bakın hiçbir enstrüman tek elle çalınmaz, tek ayakla çalınmaz. Mutlaka bir koordinasyona ihtiyacınız var. Hangi enstrüman olursa olsun. Bu eğer bir çok seçme şansınız çok olan, vurma yeriniz çok olan bir davul olduğunu düşünün. Sağ ayağınızda kiki, sol ayağınızda hayeti, işte kollarınızda da bagetleri kullanıyorsunuz. Aynı anda 8-10 tane kombinasyonu doğru bir şekilde bir araya getirmeniz lazım. Bu bir. Ritmi metronom dediğimiz o tiktakları doğru götürmeniz lazım ki davul özellikle bir şarkının kalbidir.
O aksadığı zaman bütün yapı çöker. Çünkü ritim üzerine kurulu. Kesinlikle ritim üzerine kurulu. Aynı zamanda söyleyeni dinlemek zorundasınız. Bas gitarcıyı dinlemek zorundasınız. Sizin ihtiyacınız olan temel unsurları dinlemek zorundasınız. Hem dinliyorsunuz hem dört uzuvunuz birden çalışıyor. Aynı zamanda şarkının trafiğini, şarkının sözlerini kafanızda nerede atak yapacaksınız bunu takip ediyorsunuz. Dolayısıyla yani hem bedeniniz hem zihniniz tamamen aktif. Ve işte bu da beyninizde havai fişeklerin patlaması gibi bir şey, görsel ortaya çıkartıyor. Bunun kanıtları var, çalışmalar var bunun üzerine. O yüzden çocukları küçük yaştan itibaren hem duygusal, hem psikomotor olarak geliştirmek adına, hem de çocukların zihinsel aktivitelerini ileriye taşımak, bir adım daha ileriye taşımak adına müzikle erken yaşta buluşturmamız lazım. Evet, yani çocuklar için çok önemli olduğunu söylüyoruz elbette. Ama sadece bir eğlence aracı olarak görünmeyip bilimsel açıdan ele aldığınızda müthiş etkileri olduğunu söyleyebiliriz özetle. Bilimsel olarak bu kadar eğlenceli başka bir şey söyleyebilir misiniz bana? Sanmıyorum. Bence katılıyorum size hocam o yüzden. Hem eğlenceli hem bilimsel. Evet, hem eğlenceli hem öğretici hem bir öğretim aracı olarak kullanabiliyorsunuz aynı zamanda. Bilimsel bir şey ayrıca. Evet, gelişimini değerlendiriyorsunuz. Bugün daha çok onun üzerine konuşacağız aslında ama müzik eğitiminin evet çocuklara pek çok yararı olduğunu söyleyebiliriz bu halde. Peki bir saç ayağı da eğitimin öğretmenler hocam. Öğretmenler açısından müzik eğitimi hakkında neler söyleyebilirsiniz? Şimdi öğretmenleri indirgemeden önce toplumda genel bir bakış açısından aslında gözlemimden bahsedeyim. Evet. Katılırsınız katılmazsınız dinleyiciler de kendileri değerlendirsinler. Şöyle ki şöyle bir algı var. Benim işte sesim güzel değil. Ya öğretmen özelinde söylemiyorum bunu. Benim işte müziğe yeteneğim yok. Sen çok yeteneklisin, ben değilim. Böyle kıyaslama kategorize etme durumları var. Öncelikle buna baştan sona kadar karşıyım. Kimsenin sesi güzel ya da çirkin diye kategorize edemeyiz. Bu bir beğeni meselesi bir defa. Ama siz doğru şarkı söylemeyi öğrenebilirsiniz. Enstrüman çalmayı öğrenebilirsiniz. Bu tamamen sizinle ilgili bir şey. Öğretmenler üzerinde söylersek de maalesef hem kendi yaptığım birkaç araştırma, yani bilimsel makalede, hem de gözlemlerimde ve çalışma arkadaşlarımda maalesef ki müzik etkinliklerine karşı bir önyargı var. Bu şekilde kendini ifade edemediklerini ya da çocuklara ulaşamadıklarını düşünüyorlar. İşin özünde bu var aslında. İfadeleri, çalışmaları, söyledikleri bunlar. Hem bu beşli dikkat tipi anketlerde de böyle, diğer nitel çalışmalarda da böyle. İfadeleri böyle öğretmenlerin. Ben bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Nitelikli bir müzik eğitimi alırlarsa onlar da karşı tarafa, yani çocuklara faydalı işler yapabilirler. Burada dediğim gibi ses güzelliğinden, enstrüman çalıp çalmamaktan, yetenekten bahsetmiyoruz. Şunun arkasındayım şu lafımın. Bir herhangi bir enstrüman çalmak, bisiklet kullanmak, motosiklet kullanmak ya da araba kullanmak arasında hiçbir fark görmüyor. Yani ama öğrenildiğini düşünüyoruz biz her zaman. Tamamen kas hafızasıyla ilgili bir şey. Siz kendiniz o yönde eğitirseniz yaparsınız. Benim birçok arkadaşım vardı. Yani hani burada isim vermem doğru ama çok çok iyi müzisyenler. Şimdi müzisyenliğin de akademisyenlikte olduğu gibi researcher akademisyenler ve lecturer akademisyenler var ya. Evet. Müzikte de mesela çok yaratıcılar var. Bir yandan da sadece icra edenler var. Şimdi öğretmenler yaratıcı boyutunda olmak zorunda değiller. Sadece icracı olabilirler. Tabii haklısın. Haksız mıyım? Yani tabii. Bunun için müthiş, müthiş kaynaklar var şu an elimizde. Özellikle burada isim vermekten şey yapmıyorum, çekinmiyorum. Onur Erol Hoca'nın kitapları Karamele Sepetinden tutun da kendine yap kendin çala kadar müthiş kitapları var. Bunlara ulaşabilirler öğretmenler ki biliyorlar zaten. Tunceli Distoksoy aynı şekilde. Melis Milli Orkestra kitapları aynı şekilde. Onun dışında daha geriye giderseniz Muammer Sun İlmi Seyrek kitapları sonra Bilmecelerle Şarkı Öğretti. Mavi Bilyen'in de aynı zamanda yazarı. Zamanında bizim Meslek Eğitim Fakültesi'nde de derse girmiş hocalarımız var. Dolayısıyla bunu hepsini topladıklarında aslında önlerinde çokça da kaynak var. Eskisi gibi de değil. Şöyle düşündüğünüzde. Öğretmenler bundan bir defa çekinmemeleri gerekiyor. Mutlaka ve mutlaka her gün olmasa bile haftada 2 ya da 3 gün etkili bir müzik aktivitesini planlarına almaları gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Ha, bunu derken tabii ki böyle bir genelleme yapıyorum. Neye dayanarak yapıyorum? Kendi yapmış olduğum bilimsel makalelere göre yapıyorum, konuşuyorum. Bunu çok aktif olarak yapan öğretmen gördüm mü? Çok gördüm. Gerçekten bu yolda kendini geliştirmek isteyen, geliştiren, işte eğitimlere katılan, materyalleri işte edinen, enstrüman çalan çocuklara faydalı olma konusunda, müzikal anlamda söylüyorum tabii ki. Kendini geliştirmek isteyen çok kişi oldu. Çok kişiyle tanıştım. Bunlar güzel çabalar.
Herkesin ama şunun farkında olması lazım. Öğretmen ya da aile, hiç fark etmez. Akademisyen ya da herhangi bir başka bir branş öğretmeni. Okul öncesi özelinde söylemiyorum. Her biri mutlaka hayatlarında kendine bir düşünmesi lazım. Ben hayatımda en az bir müzik aktivitesini bulundurmak istiyorum bünyemde. Şarkı dinleyerek, dans ederek, yani hiçbir şekilde benim müzikle alakam yok diyen adam mutlaka ya kendi düğününde oynamıştır ya oğlunun sünnetinde oynamıştır. Yani parmağıyla ne bileyim bir yerde tıkır tıkır ritim tutmuştur. Araba sürerken radyo dinlemiştir. Şimdi bu var içimizde. Diyorum ya, müzikle ne zaman tanıştınız diye sordum. Biz anne karnında, herkes gibi. Tabii. Aynı, eşit aslında durumdayız. Dediğim gibi bu işi öğrenmek isteyenler, profesyonel anlamda öğrenmek istiyorlarsa, notayı öğrendiklerinde doğru bir şekilde enstrümanı çok kolay tabii ki öğrenebilirler. Peki hocam, evet, öğretmenler için böyle söylüyoruz ama işin diğer ayağında da ebeveynler var. Ve ailelerin de müzikle ilgili bazen beklentileri oluyor ya da çeşitli soruları oluyor. Örneğin, kaç yaşında ben çocuğuma müzik eğitimi vermeliyim? Ya da hangi müzik aletiyle başlamasını sağlamalıyım? İlgisine mi bırakmalıyım, yoksa bunun fizyolojik bir boyutu var mı? Ki sizin de daha önceki sohbetlerimizden bir kısmını biliyorum ben de. Evet, sonuçta hocam siz de okul öncesi öğretmenliği okudunuz ve bu alanda en az benim kadar bilgi sahibisiniz. Bu arada altta gelen yorumlar ve şeyler, sorular varsa ben takip edemiyorum bunu. Ben takip ediyorum hocam. Tamam. Çoğunlukla sizin eski derslerinize övgüler alıyoruz şu an. Ben evet göremiyorum. Çok hızlı geçiyor. Kusura bakmasınlar ama katılanlara, dinleyenlere de çok teşekkür ediyorum burada. Şimdi işin aile boyutu, evet. Tabii ki biz okul ve çocuk, yani bireysel ve onun öğretenler tarafından konuşmaya başladık ama anne babanın da bu konuda istekli olması lazım. Destekleyici olması lazım. Bu bir. Evet. Şuna inanıyorum ya da inanmak istiyorum. Her anne baba çocuğu için iyi bir gelecek hayal ediyor. Dolayısıyla bunun için de özellikle son zamanlarda bilgiye ulaşmanın daha kolay olduğu bir çağda yaşıyoruz. Başta akıllı telefonlar, bilgisayarlar olmak üzere. Televizyondaki nitelikli doğru yayınlar seçilerek izlenirse, televizyondaki nitelikli yayınlarla birlikte insanlar çocukları için gerçekten o hayal ettikleri iyi geleceğe ulaşmalarını sağlayıcı yollar açıyorlar. Müzik de bunlardan bir tanesi. Tabii ki burada anne babanın bu konuyla ilgili geçmişte hiçbir yaşantısı yoksa, bir hazırlığı yoksa mutlaka bir profesyonel yardım almak zorunda. Evet. En başta köyde ya da ilçede, küçük yerlerde yaşayan insanların seçenek şansları biraz daha az. Yani o fırsat eşitliğini sağlamamız imkansız. Yani sadece şansı az diyorum, bakın, yok demiyorum. Yoksa işin daha böyle felsefik boyutunu konuşursak dünya dönerken ses çıkartıyor. Yani her şeyin temelinde aslında ses, müzik var. Ama bu kısıtlı imkanlarla da, bir tanesi benim, işte küçük bir yerde yetiştim, öğreneceğim çok fazla kimse yoktu. Tamamen bir özenti, yatkınlık ve model alma yoluyla işte bugün müzikle uğraşıyorum hala. Yarı profesyonel diyebilirim. Daha çok akademik yönüyle ilgileniyorum. Şimdi bu tarz bir bakış açısına sahip olan biri olarak diyorum ki anne baba bu işin o sacayağının, evet, gerçekten en önemli üç ayağından bir tanesi. Çocuk, öğretmen ya da eğitici ve anne baba tarafı. Anne babalar bu işi ya kendi bünyelerinde barındırdıkları bilgilerle, tecrübeleriyle ya da bir profesyonel yardım almayla yapacaklar. Profesyonel yardım almada da yine büyük şehirse seçenek çok. Bu sefer onu seçmenin de, hani neyi seçecek? Nasıl seçecek? Yani 2 yaşında mı başlamalı? Şöyle hikayelerde duyuyoruz. Özellikle belli bölgelerde belli profesyonelce o ya da ne bileyim kültürel olarak o enstrümanın çalındığı, kalbinin attığı bölge, işte 3 yaşında klarneti verdim eline, işte çalıyor falan. 5 yaşında keman çalmaya başladı düğünlerde. Çok ekstra özel yetenekler var. Tabii. Bu, yani işin uç tarafını dışında bırakıyorum. Dilimin dışında bırakıyorum. Onun dışında ben özellikle kendimi bir baba olarak da söylüyorum. Benim oğlum olmak zorunda değil. Profesyonel müzisyen, yani hayatını müzikten kazanan biri olabilir. Ama olmak zorunda değil. Fakat ben istiyorum ki bir enstrüman çalsın. Toplumda bile bir ortamda bir yere gittiği zaman en azından müzikle ilgili söyleyebileceği bir şeyler olsun. O işte kafasındaki havai fişekler patlasın istiyorum. Müziği ne kadar iyi öğrenirse aritmetiği, matematiği o kadar iyi öğreneceğini düşünüyorum. Hepsinin ilişkili olduğunu düşünüyorum açıkçası. Aynı zamanda bunun kültür, yani genel kültürle, entelektüel bilgiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ben destekliyorum çocuğumu küçük yaştan beri. Desteklemesek ne olur peki? Çocuğun içinde var. Ne zaman ortaya çıkıyor bu? Hatta yine böyle bir konuşmamız olmuştu. Çocuk desteksiz oturmaya başladığı andan itibaren hiçbir şey, yani bir müzik olmasına gerek yok. Sadece yapacağınız şey şu. Nay, 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 yaptığınızda
Standart. Sallanmaya başlıyor. Evet. Yani bütün çocuklarında. Yani şimdiki okul öncesi öğretmenliği okuyan arkadaşlar gözlem yetenekleri çok daha farklı, fazladır. Yani en azından algıda seçicilerdir. Hayatlarının geri kalan döneminde olduğundan daha fazla algıda seçiciler. Bence kısa bir araştırma yapsınlar kendileri. Yani bunu bilimsel bir şeye dökmek zorunda değiller. Etrafındaki bebeklere, öyle özellikle testeksiz oturmaya başladığından itibaren 2 yaşa kadar olan çocuklara dediğim şeyle nirin nirin yapsınlar, bakalım ne oluyor. Ben diyorum ki neredeyse ekstra bir durum yoksa çocukta istisnasız bütün çocuklar sallanmaya başlıyorlar. Dolayısıyla anne babalar da burada artık ellerine bir çıngırak almaktan tutun da işte ufak tefek müzikler dinleyerek çocuklarını destek oluyor. Ama orada kalıyor. İşte ondan sonra profesyonel bir yardıma ihtiyaçları var. Ve ben bir anne baba olarak, aile olarak söylüyorum. Kimden yardım alacağım önce? Okul öncesi öğretmenimden yardım alacağım. Okula gitmeye başladı. Gideceğim, kapısını çalacağım. Hocam işte hani nasıl işte altı statlı problemi olan çocuk için gidip yine öğretmenimize soruyoruz. Diğer gelişim alanları için soruyoruz. Müzik için de ona danışacağım. O yüzden de yine sac ayağının diğer tarafına atıfta bulunuyorum. Öğretmenin de doğru yönlendirebilen, konuyla ilgili temel şeyleri bilen öğretmen olarak görev yapıyor olması lazım. Anne babayı yönlendirecek. Evet, bunu geçiyorum. Artık öğretmenim de yönlendirdi. İyi yoldayım. Çocuğumda da böyle bir şey olmasını istiyorum. Hatta ufaktan seziyorum. Kulak kabartıyor. Mırıldanıyor. Dans etmek istiyor. İhtiyacı var çocuğum. Farkındayım. O zaman bir profesyonelden yardım alacağım. Mesela hangi enstrümanı çalmalı acaba? Şimdi gittikçe sorular çoğalıyor tabii. Netleştirmemiz lazım anne babaları. Benim yine burada herhangi bir şekilde yaşadığınız yer ve ekonomik durumdan bağımsız olarak söylüyorum. Temelde, en temelde öğrenmemiz gereken, hepimizin bilmesi gereken enstrüman piyano. Ama herkesin evinde piyano olmak durumu çok zor. Mümkün. Yani bunun büyüklük ya da ekonomik boyut, bunları da tabii ki işin içinde tutarak söylüyorum. Ama en azından belli öğrenci formlarında olan orklar bile temelde işiyor. Neden bunu özellikle piyano olduğunu söylüyorum? Tabii ki kuramsal bilgi ama en azından dijital alet olduğunu düşünerek, bilerek akorda ihtiyacı yok. Ama diğer her enstrümanımız, telli olan vurmalılar, telliler, çalgılar hepsi akorda ihtiyaç duyuyorlar. Dolayısıyla sıcak soğuk bile etkiliyor. Burada nasıl bir artı eksimiz olur? Eğer bir akort cihazımız yoksa tamam, akıllı telefonlar artık bu ihtiyacı kapatmaya başladı. Ama eskiden bizim akort cihazlarımız vardı. Ondan önce, akort cihazından önce akort düdüğü vardı. Üflüyordunuz, la sesi çıkartıyordu. Duyarak la sesini ayarlıyordunuz. O la sesine göre de diğer telleri akort ediyordunuz. Ve bu her çaldığınız zaman, hatta çalarken bile bozuluyordu. Başa dönüyorduk. Bu seviyeye gelene kadar, çocuk ilkokul öncesi dönemden bahsediyoruz çünkü, bir enstrüman akort edebilecek durumda değil henüz. O yüzden temelde sesleri doğru öğrensin, kulağına doğru yerleşsin diye piyanoyu tavsiye ediyoruz. Yani bu sadece benim kendi şahsi fikrim değil. Olması gerekenden bahsediyorum. Küçük yaşta müzikle tanıştırıyorsak ve enstrüman çalmasını istiyorsak ilk birinci sıra yazacağımız bu. Ha, bu yok, buna imkanımız yok. Piyanomuz var ama öğretmenimiz yok. Kurs aldıracağımız kimse yok. Ya da öğretmen var, piyanomuz yok. Çocuğumuzun buna aslında bu yaş grubunda ilgisi yok. Hepsi olabilir. O zaman zamanı geldiğinde profesyonelce gitar çalan biriyle tanıştırıp, bu biraz daha ilkokul çağı. Burada evet, sınıf öğretmenlerine falan artık biraz görev düşüyor. O zamana kadar geçen süre boş geçmiş sayılmaz. Ama daha aktif geçebilir. Anne babaların aslında yapacağı şey bu. Sorularla gideceğiz. Çocuğumu bir enstrüman çalmak istiyor muyum, istemiyor muyum? Çocuğum bunu istiyor mu, istemiyor mu? Hatta daha önce çocuğum buna hazır mı? Hazır olup olmadığına bakacağız. Hazırsa, hazır olup olmadığınasa, dans ediyorsa bunu baleye gönderelim. Bu da değil. Evet. Yani bunu, işte okul öncesi öğretmeni bilen biri, bir komşu bile, yani öğretmen, okul öncesi öğretmeni bir komşumuz var. Okula gitmiyor daha 3 yaşında. 3 yaş grubu yok, gidemiyor ama bilen birinden ya da bir çocuk gelişimciden mutlaka bir destek alıp çocuğun gelişim ödevlerini yerine getirip getirmediğini öğrendikten sonra yakınlık ve diğer sorularla birlikte doğru yönlendirmeyi yapabilmemiz lazım. Hiçbir şey bilmiyorsak annelerde, babalarda, öğretmenler için tavsiye ettiğimiz az önceki kitapların hepsini çok rahat bulundurabilirler. Eskiden kitaplar CD'li oluyordu. Artık yavaş yavaş içinde bir şifre çıkıyor. Spotify'dan indiriyorsunuz ya da işte YouTube'dan dinliyorsunuz. Binlerce, on binlerce seçenek var. Eskisi gibi değil. Artık veliyi yönlendirmek de, çocuğa ulaşabilmek de, anne babanın da çocuğuna faydalı olabilmesi de eskisi kadar bence zor değil. Peki hocam, ritim aletleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Aslında çocukların müzik aletinden önce ritim aletleriyle mi eğitime başlamaları daha doğru?
Şimdi yine hem öğretmen boyutunu söylüyorum bunu. Grup aktivitesi olarak bir şarkı öğrettiniz çocuklara. Şarkıyı biliyorlar ve artık tamamen sözlerini öğrendiler. Temposunu, ritmini, sözlerini biliyorlar. Artık enstrüman buna okulda şöyle eşlik edebilir. Ritim sopası, marakaslar, işte davullar, basit ya davullar. Yani davul derken illa profesyonel bir şey yine beklemiyoruz. Yer davulları. Yok mu? Bir kovanın ters çevrilmiş olan hali. Yani sınıfta yaptık bunları. Yani artık materyallerden yaptık malzeme. Şimdi balkonda var, az önce gözüme ilişti, getirmeyi unuttum. Evde bile bir şey yapıyorsunuz. Kurutulmuş patlıcan şöyle bir sallayın, mükemmel. Marakas'tan, en iyi marakas'tan daha iyi ses çıkartıyor. O gün kuru patlıcandan dolma yapıyorsa anne, patlıcanı yapmadan önce biraz sallayıp birlikte çocuğuyla şarkı söyleyebilir. Evet. Yani aktivite yapmak istiyorsanız çok fazla şey yapabilirsiniz. Bardaklara, kaşıklara vurarak bir şeyler yapabilirsiniz. Tabaklara vurarak bir şeyler yapabilirsiniz. Dolayısıyla temel ritim aleti olarak, yani neyle başlayacağız? Enstrümanın dışında söylüyorum bunu. Ritim sopalarıyla. Önce. Hem ritim sopaları kullanım itibariyle diğer enstrümanlara göre biraz daha kolay. Sesi kontrol edilebilir. Ve boyut olarak da çocuğun, her yaş çocuğunun boyutuna göre ayarlanabilir. Nasıl ayarlanabilir? Gidersiniz bu ahşap şeyler yapan yerlere. Tecrübeli, sabit. Belli çaplarda oklavaları alırsınız. Sonra kestirirsiniz onları. Kendiniz de kesebilirsiniz. 18-20 santim boyutunda. Çocuklar çok güzel çalıyorlar. İlla kalkıp bunun için gidip büyük bütçeler, paralar harcamanıza gerek yok. Eğer bir şeye ihtiyacınız yok. Önemli olan ses çıkması ya. Gidip o ritim sopasıyla kalorifere sürtüp ses çıkartabilir. İlla sizin orada işte ksilofonunuza falan ihtiyacınız yok. Metalofona ihtiyacınız, glukon şipillere ihtiyacınız yok. Yaratıcı şeyler, o zaman öğretmenin şeyleri devreye giriyor işte. Temelde bu enstrümanlarla, bir de okulda yoğruluyorsa çocuk. Bunlar artık hani orf ritim araçları olarak da biliniyor ya hocam. Evet, çoğunluğu. Ki doğru. Büyük çoğunluğu da doğru. Birazdan hani alternatif eğitim yaklaşımlarından da biraz bahsedelim. Onlardan da ismini zikretmiş olalım. Bu tarz şeylerle yoruluyorsa çocuk zaten, anne baba daha da rahatlıyor. Çünkü okulda çocuğunu bunlarla temeline atıldığının farkında. Üzerine bir profesyonelle tanıştırıldığında enstrümanı inşa etmek tabii ki daha kolay olacaktır. Hocam, aslında programımız devam edecek. İçeriğimiz hem akademik anlamda olsun istiyoruz ama sizin şu an yakında bir projeniz var ve çocuk şarkılarından oluşan bir kitabınız ve kendi yazdığınız şarkılarınız var. Hepsi, bütün şarkılarımız benim ve oğlumun. Ondan çok şey alıyoruz. Çıkış noktamız genelde o. Birkaç tane örnek dinletebilirim isterseniz. Memnun oluruz. Eğer mümkünse sizi dinlemek de isteriz. Tabii ki, neden olmasın. Yani araya bir tane o zaman şarkı koyalım. Ondan sonra vakit sıkıntımız mı var bilmiyorum ama. Yok, şu an sorunumuz yok hocam. Tamam, sorunumuz yok. Şimdi mesela böyle bir şarkı yaptık oğlumla birlikte. Bir tane daha yine çıkış noktası olan bir şarkı var. Onu da söyleyeceğim hikayesini. Son zamanlarda özellikle bu geçtiğimiz 6 aylık bölümde uzay ve gezegenler, yıldızlarla ilgili motivasyonu çok yüksek. Sürekli soruyor, bir şeyler yapıyor. İşte görsel materyallerle destekledik. Kendimiz bir uzay yaptık. O köpükten küreler alıp farklı boyutlarda boyadık, yaptık falan ama yani her şey, sanat boyutu, görsel boyutu, bilimsel boyutu, tamam. Dedik ki buna bir de müzik ekleyelim o zaman. Gezegenler şarkısını yaptık. Gezegenler, hepsi bir düzende yürürler. Güneşin etrafında inci gibi dizildiler. Bir, Merkür, zannedersin Herkül. İki, Venüs, dünyadan onu görürüz. Üç, dünya, sadece hayat onda. Dört, Mars, kıpkızıl bir elmas. Beş, Jüpiter, çok fırtınalı bir yer. Altı, Satürn, halkaları çok düzgün. Yedi, Uranüs, uzayda mavi bir süs. Sekiz, Neptün, buz gibidir her gün. Gezegenler, hepsi bir düzende dönerler. Güneşin etrafında inci gibi dizildiler. Çok güzel gerçekten. Teşekkürler. Bütün gezegenlerin isimleri sıralı. Onlara kafiyeli özelliklerini tanımlayacak. Ama renk, ama sıcaklık, ama yakınlık, uzaklıkla ilgili özelliklerinden de böyle kafiyeli bir şarkı yazdık birlikte. Ve kitabımız da olacak.
Hocam aslında bu yaptığınız şey hem fen öğretimindeki kavramları destekliyor, hem sayıyorsunuz, yani ritmik sayma var içinde, matematik becerilerini destekliyorsunuz. Aynı zamanda bunu müzikle harmanlıyorsunuz ve unutulmaz hale getiriyorsunuz. Ya yani belki çocuklar gezegenlerin sırasını unutabilirler, özelliklerini unutabilirler. Ama bir şartıyla birlikte onların öğrenmesine müthiş bir katkı sağlıyorsunuz. Hem de bunu eğlenerek yapıyorsunuz. Aynen, dedim ya, herhangi gelişimsel, bilimsel ve eğlenceli başka bir şey gelmiyor benim aklıma. Gerçekten çok güzel. Ama mutlaka programımızda Merhaba şarkınızı da bekliyoruz. Çünkü canlı dinleme fırsatı olmuştu benim. Aslında bunu şu an izleyenler, yani yanında çocuğu olanlar varsa ya da kendileri hemen akşam öğretebilecek durumdalarsa hareketleriyle bizimle yapsınlar. Merhaba de söylemiş olun. Olur. Ellerime merhaba, merhaba. Parmağıma merhaba, merhaba. Göbeğime merhaba, merhaba. Ayağıma merhaba, merhaba. Her yerime merhaba, merhaba. Her yerime merhaba, merhaba. Çok güzel gerçekten. Bedenin bölümlerinde böyle bir aklıma geldi bir şey. Şimdi sürekli aslında şeyimiz var, merhabamız var, günaydınımız var. Ama güle gülemiz yok. Mesela buradan çıkışta bir de güle güle şarkımız oldu, kitabın sonunda olacak. Hemen hareketlerinden de bahsedelim bu şarkını. Hemen herkese öğretmiş olalım madem burada. Kitabımızın ilk şarkısı, ilk etkinliği aslında bu. Ellerime merhaba, merhaba. Hem heceleyip hem de doğru ritmi vurmasını istiyoruz. Parmağıma merhaba, merhaba. Tabii ki küçük yaş grubundan şunu beklemiyoruz. Ama bunlar haberdar oluyorlar yavaş yavaş. Evet. Yani biraz da farkındalık yaratmak. Biraz bedenin de neresinden ne ses çıkaracağını ölsünler, öğrensinler. Şimdi genelde dizler falan kullanıyor. Ben dedim ki şeyde çocuklarla çalışırken şunu da yapıyorum mesela. Diyorum ki yemek yiyorsunuz. Nereye gidiyor yemekler? Karnımız göbeğimize gidiyor. Müthiş. O zaman göbeğe de bir merhaba dememiz lazım. Çok önemli. Orada depolanıyor. Kimin ihtiyacı varsa oraya gönderiyor her şeyi. O zaman bir de göbeğime merhaba. Göbeğime merhaba. Merhaba. Sonra ayaklarımız. Çünkü ayaklarımız tüm gün yükümüzü çeken, bütün eziyetimizi çeken ve belki de gözden ırak olduğu için en az ilgilendiğimiz, en az özen gösterdiğimiz organımız diye düşünüyorum ama en çok da bizden onlar çekiyorlar. Sürekli bir yerlere vuruyoruz, yükümüzü çekiyorlar falan. Hunharca yiyip ona yük bindiriyoruz sürekli. O zaman bir de onlara merhaba deyip merhaba, üç vuruşta ayağımıza. Sonra her yerime merhaba da aslında şöyle karışıklıklar oluyor. Her yerime merhaba, merhaba. Ayakla bitiyor. Çocuklarda böyle oluyor. Her yerime merhaba. Ama zaten amacımız hareket etmek değil mi? Yani bir yerlere vurup hareket edelim, eğilelim, kalkalım, esneyelim, ısınalım. Bunların peşindeyiz zaten. Bir yandan da eğlenelim bunu yaparken. O zaman şöyle yaptırıyorum, saydırıyorum. Yine matematikten faydalanıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Her yerime merhaba, merhaba. 7 oldu. Her yerime merhaba, merhaba. Bir 7 daha. Bu kadar. Aslında iş çok basit. Biz bu belki de çok basit düşünemediğimiz için bazen yanılıyoruz. Aslında çok basit düşünmemiz lazım. Kolay düşünmemiz lazım. Dolayısıyla şimdi de o zaman bu konuşmayı, bu söyleşiyi dinleyenler bir tane bu akşam evde çocuklarla yapabilecekleri bir aktivite öğrenmiş oldular. Doğru mu? Evet. Aynı zamanda hocam bu yaptığınız değerler eğitimine de giriyor. Çünkü bir selamlama, bizim bunu öğretmemiz gerekiyor çocuklara. Merhaba demek girdiği bir ortama. Bunun için de çok önemli, sosyal becerilerini destekliyorsunuz. Dediğiniz gibi işin içinde matematik var. O yüzden müziğin bu çok boyutluluğu çok güzel ve oldukça yapılması kolay ve basit bir etkinlik aslında. Kesinlikle. Diyorum ya, hep biz yetişkin gibi düşünüp karşımızdakine de öyle. Aslında çocuğun gelişimini bilenler bunun böyle olmadığını belki biz bile söylüyoruz bazen. Diyorum yani şunu beklemiyorum zaten çocuktan. Ama bunun için çaba göstermesini istiyorum. Yani kas becerileri için uğraşmasını istiyorum bunun için. Hareket etmesini, vücudunu tanımasını, vücudundan ses çıkarmasını istiyorum. Amacım bu. Yani hem bunları desteklerken hem eğleniyoruz, müzik yapıyoruz, şarkılar öğreniyoruz. Hem de değerler eğitimiyle ilgili güzel bir noktaya değindiniz. Belli dönemlerde çocukların üzerine bir utangaçlık geliyor. Bir de çocuk dediğimiz şey Pandora'nın kutusu gibi, hangi ortamda açıldığında içinden ne çıkacağını bilemiyorsunuz. Yani çocuğun lafıyla yola çıkıp çok zor durumda kalan insanlar gördüm ben. Yemez ya, katiyen yeme, ağzına sürmez. Yesin ben intihar ederim falan.
Ondan çocuk oturuyor brokoli yiyor yani. Hani yemez diye bir şey yok ya da çok sevdiği bir şeyi o an için yapmak istemiyor. Bilemiyorsunuz. Bambaşka bir dünya. Hepimizin atası Montessori'nin sözü. Çocuk insanın atasıdır. Yani aslında hepimizin genetiğinde bir çocuk var. Ama biz büyüdükçe maalesef hem yaratıcılıktan, müzikal anlamda ya da genel anlamda hem yaratıcılıktan hem de basit düşünmekten maalesef uzak düşüyoruz. Bu arada şeyi yakaladım. Sonuç değil süreç. Evet. Çok güzel bir ifade olmuş bu. Evet. Kalp küresi. Müthiş. Katkınız için teşekkür ederim. Tam son anda gördüm geçmeden. Gerçekten o süreci yaşamalarını istiyoruz. Yani benim müziği öğrenmek, bu söyleşinin başında söylediğim şey için söylüyorum. O süreci ben yaşadığım için bugün bende kalıcı bir öğrenme oldu belki. Çünkü bana dışarıdan bir zorlama gelmedi bunun için. Ben kendim istedim. Süreci yaşadım. Çocuklara da benzer süreçleri yaşatmamız lazım. Şu an içinde bulunduğumuz, bir de pandemi özelinde söylüyorum. Maalesef zor bir dönemden geçiyoruz hep beraber. Evde anne babaların başka tavsiyelere de ihtiyaçları var. Yani bir işte hangi kitabı seçeceğiz? Çocuklarımıza ne zaman nasıl kitap okuyacağız? Ne yapacağız? İşte müzik aktivitelerinde neler yapabiliriz? Mutfakta vakit geçirebilir miyiz? Okuma yazma öğretim gibi soru çok fazla soru. Yakın çevremizde konuşuyoruz herkesle. Bir de işin içerisine ekstra çocuklara okulun neden açık olmadığını, neden gidemediklerini anlatmak zorunda kalıyoruz. Ayrıca temizliğin evet hep önemini biliyoruz. Hem inancımız gereği hem insan olmamızın gereği öyle söyleyeyim. Toplumsal kurallar gereği. Fakat şu an daha da önemli hale geldi bu durum. Eminim maske takma konusunda çocuklar çok daha iyi yetişkinlerde. Bunlardan yola çıkarak bir de Mikrop diye bir şarkı yaptım. Yine oğlumla. Keyifle dinlemek isteriz. Galiba şey ya biraz mikrofon bize tutulunca bırakma konusunda. Şimdi mikroba sesleniyoruz ya. Bu bizim oyunumuzdu aslında oğlumla. Pandemide ne yapacağız? 80-90 gün evdeydik. Hey mikrop, gel sana bir şey söyleyeceğim. Sabah erken kalkarım, kahvaltımı yaparım. Meyveleri, sebzeleri hapur hapur yutarım. Sabah erken kalkarım, kahvaltımı yaparım. Meyveleri, sebzeleri hapur hapur yutarım. Hey mikrop, gel sana bir şey söyleyeceğim. Sabah erken kalkarım, kahvaltımı yaparım. Meyveleri, sebzeleri hapur hapur yutarım. Sporumu yaparım, ellerimi yıkarım. Suyla sabun benim en iyi arkadaşım. Hey mikrop, sana burada hiç yer yok. Çok güzelmiş gerçekten hocam. Teşekkürler, sağ olun. İşte arada da söyledim ya, öz bakım becerileri, beslenme alışkanlıkları, bunları eğlenceli hale getirip üzerine bir şeyler söyleyebiliriz. Müzik işte bizim için müthiş bir ulaşım aracı oldu. Evet ve özellikle pandemi sürecinde aileler bazen bir korku kültürü yarattılar kimi durumlarda çocuklar üzerinde. Ama buna karşın çok eğlenceli bir yolda yapılması gerekenleri anlatmışsınız. Gerçekten şahane olmuş. Teşekkür ederim. Hocam peki az önce söz ettiniz siz. Bir de müzik öğretim yaklaşımlarımız var. Bunları da mutlaka söz edeceğiz. Hatta Orf'tan biraz bahsettiniz müzik aletlerinden bahsederken ama bize kısaca onlar hakkında da bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi farklı disiplinler içerisinde çocuklara farklı öğretilerde bulunabiliyoruz. Hı-hı. Bunu genel olarak okul öncesi eğitim yaklaşımlarında da biliyoruz. Alternatif yaklaşımlar diyoruz bunlara. Birbirlerine alternatif. Hangisi iyi? Yani hangisi en etkili? Böyle bir şey yok. Yani bunun bir ölçme aracı yok. Hani tabii ki kendi aralarında dinamikleri var. Dünya genelinde uygulama alanı buldukları ülkeler, yerler, ulaşım durumları var. Tabii ki işin sınıf kurma boyutu var. Mesela bir Reggio Emilia yaklaşımıyla bir şey yapmak istiyorsanız onun bina özelliklerine sahip olmak zorundasınız. Waldorf yapıyorum diyorsanız mutlaka onun bahçe özelliklerine sahip olmak zorundasınız. Temel ilkelerine uymak zorundasınız. Montessori aynı şekilde hazırlanmış çevreyi mutlaka çocuklara sunmak zorundasınız. İlkelerini benimsemek zorundasınız. Ama o iyi, bu kötü değerlendiremeyiz. Aynı şekilde müzik öğretimi içinde alternatif yaklaşımlar var. En çok kendine uygulama alanı bulan Karl Orff'un öğretisi. Elementer müzik yaklaşımı. Evet. Diye. Şu an Avusturya'da, Salzburg'da Mozarteum Üniversitesi'nin içerisinde bir enstitü. Orada bir yer buluyor kendini ve tüm dünyayı da oradan yayılıyor. Farklı ülkelerde tabii ki şeyleri var. Nasıl diyeyim? Merkezleri var.
sertifika eğitim programları var. Gerçekten çok uzun soluklu eğitimler yapıp sertifikasyon yapıyorlar. Ve bu anlamda da daha çocuğa göre olduğunu düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum açıkçası. Materyal açısından da zengin. Doğaçlamaya, yaratıcılığa fazlasıyla önem veriyor. Benim yüksek lisans ve doktora tezimde de kullandığım öğretim yöntemi Karl Orff'un elementer müzik eğitim yaklaşımıydı. Hatta pedagojisi, yani yaklaşımdan ziyade pedagojisi. Onun dışında Zoltan Kodaly'nin bir yaklaşımı var. Evet, ondan sonra Dalcroze var, Kodaly var, Dalcroze var. Dolayısıyla bunları da aslında şey yapmak lazım. Biraz kulak aşinalı olması lazım. Çünkü ben Orff'la yoruldum, çalıştım, bir şeyler yapıyorum ama farklı biri Dalcroze'u öğrenmek isteyip o yönde ilerleyebilir. İşte ne bileyim Kodaly'yi, Zoltan Kodaly'yi öğrenip onun öğretisine göre, onun da çok güzel bir not öğretim yöntemleri falan var. Kendi repertuarları var. Mesela keman öğretim metodu için Suzuki'nin metodu var. Suzuki mesela müthiş söylüyor. Az önce söylediklerimizin hepsini şöyle bir özetlersek aslında Suzuki de şöyle yer buluyor. Suzuki metodunda keman çalmasını istiyorsanız çocuğunuzun evde birinin daha keman çalması lazım. Ama bakın şöyle bir kısır döngüye, yani kısır döngü demeyeyim de şeye girdiğinizi düşünün. Siz çocukken Suzuki metoduyla keman çalmayı öğrendiniz. Evde bir keman çalan vardı. Siz çocuğunuza öğretirken siz keman çalıyorsunuz. O da öğreniyor. Zaten bu bir kültürel bir şey olmaya başladı. İki sefer Azerbaycan'a, Bakü'ye gitme şansım oldu iş için. Orada her evde istisnasız piyano var. O biraz Rus ekolüyle de ilgili. Burada bir arkadaşım vardı. Yani çok önem veriyorlar. Sanata müthiş önem veriyorlar çünkü. Sadece müzik değil. İşte heykele, resme de çok önem veriyorlar. Burada Azeri bir arkadaşım vardı. Azerbaycanlı bir arkadaşım vardı. Bir gün şey dedi. Annem dedi piyano aldı dedi. O ne güzel dedim ya, harika çalıyor mu? Yani kendisi dedi çok şey değil ama ne için dedim? Torunları için dedi. İşte torunları nerede? Türkiye'de yaşıyorlar. Ama olsun, yılda bir iki hafta falan tatile gittiklerinde evde piyano olmazsa olmaz. Bizde böyle dedi yani. Yani çok hoşuma gitti. İnsanların böyle bir hedefi, bir amacı var. Torunları bir iki haftalığına tatile gittiklerinde bile evde piyano olsun istemiş. Şahane. Yani, bence de şahane. Bakış açısı şahane. Yani imkanlar dediğim gibi hep onu farklı platformda. Şu an onu konuşacak durumda değiliz. Ama bakış açısı müthiş. Ve biz bu döngüye girdiğimizi düşünsenize 3B yani çok değil. Bugün işte benim oğlum, ben babamla başladım. Evde müzisyen bir babayla başladım. Arkasından ben müzikle ilgileniyorum. Oğlum şimdi müzikle ilgileniyor. Yarın öbür gün Allah ömür versin onun oğlu. Zaten biz o zinciri sağlamış olacağız. Hani Suzuki'nin istediği gibi olmuş olacak. Mutlaka model alma çok önemli zaten hocam. Her şey de öyle ama müzik için de bir prototip oluşturuyorsunuz siz çocuk için. O yüzden tabii ki oldukça önemli. İçeriklerden açmamızı istemişler aslında bu yaklaşımların ama onların her biri ayrı birer konu. Çok geniş kapsamlı. Belki bunun tekrarı olan başka bir programımızda diyelim. Neden olmasın? Sadece bir gün özel üretim yöntemleri, müzikle ilgili alternatif üretim yöntemleri diye bir söyleşi yaparız. Orada daha detaylı Orff'da, Kodaly'de, Suzuki'de, Dalcroze'de hepsini konuşuruz. Daha detaylı konuşmuş oluruz. Dediğim gibi çok ulaşılmaz bilgiler değil artık, eskisi gibi değil. Hem akademik çalışmalar sıklıkla var. Hem de işte alternatif müzikleri aşina olmak istiyorsanız YouTube gibi platformları kullanıp ulaşabilirsiniz ama yine biz tecrübelerimizi paylaşalım ya da bilgilerimizi paylaşayım isterseniz farklı bir gün onunla ilgili bir çalışmada ben gayet mutlulukla yaparım. Aslında hocam müziğin çocuklara yararından oldukça bahsettik. Ya da farklı alanları nasıl etkilediğinden de söz ettik. Ama bir üzerine konuşmamız gereken bir konu daha var belki. Müzik terapisi. Özellikle tarihten itibaren uygulana gelen Selçuklularda, Osmanlılarda, sizinle daha önce üzerine sohbet de etmiştik. Bir müziğin ruh sağlatımı için kullanıldığını görüyoruz. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Aslında bununla ilgili düşünüyorum, şöyle düşünüyorum. Aslında birkaç tane de örnek, yani düşünmekten ziyade harekete geçmek de lazım. Müzik terapiyle ilgili alternatif şöyle önerebileceğim kitaplar var. Müzik terapi ilkeleri gibi. Bu özellikle Fahri Sezer Hoca'nın doktora tezinden üretilmiş müzikle terapi kitapları. Daha çok psikoloji temelli kişilerin çok daha, hani hem müzikle hem psikolojiyle ilgilenen çok daha insanlara, insansal ruh sağlığına yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Ama onların dışında şu kitapların içerisindeki bilgilerden yola çıkarak söylüyorum. Literatürde aslında müzikle ilgili, şöyle notlarıma bakacağım. Bu arada bu zaman zaman benim böyle not aldığım bir ajandam var herkesin olduğu gibi. Aynı zamanda gördüğünüz gibi
Oğlumun da. Araya not girip, aldığı defter galiba. Araya girip notlar aldığı defteri haline geldi. Bir sayfa onun, bir sayfa benim, ilerliyoruz birlikte. Aslında ilk müzikle ilgili literatürde nerede müzikten bahsedildi? Milattan önce 476'yı gösteriyor bulgular. Ama daha eskiye, daha doğrusu bulgulara şöyle bakıldığında, özellikle şamanların, şaman kültüründe 20 bin yıl öncesine kadar müzikle ilgili insan ruhuna iyileştirdiklerine dair şeyler var, buluntular var, kanıtlar var. Yani müziğin geçmişine baktığınız zaman 20 bin yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Oldukça eski. Oldukça eski. Bir de insan sabıkını diyorum, şamanların kullandığı müzik türü, işte doğaya hakim olmaya çalışmak, insan ruhunu iyileştirmeye çalışmakla ilgili aslında. Ya da inançlarla ilgili. İşte belli bir seviyeye çıkmakla ilgili. Ruha iyi geliyor. Mesela dini kitapların, işte Kur'an-ı Kerim'in okunmasında neden güzel sesli insanları arıyoruz? Neden o makamı, sesi arıyoruz? Orada bile var. Yani çünkü inandırıcılığını daha da katlıyor, daha da çekici hale getiriyor, güzel hale getiriyor. Gerçekten insan ruhunu okşuyor mu? Okşuyor. Yani varsa bir sorun tedavi ediyor mu? Ettiğini biliyoruz. Edirne'de miydi hocam? Evet. Yani gidip görmüşsünüz orayı. Bahsetmiştiniz bir tecrübenizi. Dolayısıyla bir dönemde fark edilip insanları tedavi etmek amaçlı kullanıldığını biliyoruz. Bunun kanıtları var. Pisagor, notlara bakıldığında Pisagor'un 2500 yıl önceki bir eserinde notalarla insan bilinci arasındaki ilişki, hatta notaların insan bilinci üzerindeki etkisini görüyorsunuz kitabında. 2500 yıl önce Pisagor bundan bahsetmiş. Ne kadar büyük bir güç olduğunu aslında fark edilmiş tarihsel süreçte. Dolayısıyla bunu atlamamamız lazım. Yani eğer bunu kullanabilecek yetenekte birileri varsa mutlaka bununla bir gün bir yerde karşılaşabiliriz. Onun dışında eski Yunan'da, Roma'da, eski Çin'de, işte Hint uygarlığında felsefik olarak da hem iyileştirici özelliği, hem tedavi edici özelliği, hem de felsefi anlamda müzikle ilgilendiğini biliyoruz. Ama 20. yüzyıla geldiğimizde Amerika'da Columbia Üniversitesi'nde 1919'da ilk müzik terapi, müzikle terapi kursu veriliyor 1926 yılına kadar. Ondan sonraki gelişim süreci çok daha hızlı tabii ki. Müspet araştırmalar yapılarak sonuçları incelenmiş. Şu an literatüre girmiş durumda müzikle terapi. Evet, yani çok boyutlu ve çok kapsamlı bir kavram hocam. Üzerine yani günlerce konuşulabilir belki. Biz çok kısa bir özetini bugün sizinle paylaşma fırsatı bulduk. Tekrar teşekkür ediyoruz zaten. Ben teşekkür ederim. Ama şu Güle Güle şarkınızı da dinleyebilir miyiz? Hem programımızı şarkımız olur. Ben aslında biraz benlik saygısıyla ilgili de bu aralar. Hani çocukların o özgüveniyle ilgili merhabada olduğu gibi. İşte ben çok özelim diye bir onu da şey yapalım, araya söyleyelim. Bunlar kitabımızda olacak ama buradan ilk defa söylemiş olduk. Ben çok özelim, çok da güzelim. Yemeklerimi yerim, uyuyup dinlenirim. Güçlü kollarım, burnumla koklarım. Kulaklarım çok hassas, her sesi duyarım. Rüzgardan hızlıyım, uçar gibi koşarım. Siz bakmayın bana, her engeli aşarım. Ben çok özelim, çok da güzelim. Yemeklerimi yerim, uyuyup dinlenirim. Çocuk derler adıma, hazırım oynamaya. Anlatın tüm dünyayı, yazarım ben aklıma. Çünkü özelim, çok da güzelim. Yemeklerimi yerim, uyuyup dinlenirim. Şahaneymiş hocam gerçekten. Teşekkür ederim. Bunun ve bunun dışında aslında işte proje tamamıyla ortaya çıktığında belki çok daha faydalı olacağımız şarkılar, şeyler olacaktır ister istemez. Biz de merakla bekliyoruz hocam. Yani temin edip mutlaka size de imzalatacağız. İnşallah. Evet. O zaman Güle Güle'yle bitiriyor muyuz? Evet. Bitirelim programımızı. Şarkınızla bitirelim. O yüzden ben şimdiden hem size çok teşekkür ederim bize vakit ayırdığınız için. Dinleyicilerimize de katıldıkları için teşekkür ederiz. Hayatları evet, müzik kadar eğlenceli olsun diyelim o zaman. İnşallah. Ben de öncelikle davet ettiğiniz için, bilgilere kıymet verdiğiniz için,
Ayrıca dinleyicilere, dinledikleri için, katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda tekrar başka bir platformda. Evet, alternatif konularda tekrar görüşmek üzere o zaman. Güle güle size. Yine bekleriz yine. Hep birlikte el ele. Dans edelim sevinçle. Ver elini elime, neşeyle birlikte mutlu bir gün dilerim. Herkese güle güle, ver elini elime, neşeyle birlikte mutlu bir gün dilerim. Herkese güle güle. Çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın hocam. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun.